Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci ile birlikteyiz hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bugün Osmanlı nüfus hareketlerini konuşacağız. İstanbul tabi nüfusun hareketli olduğu bir yer ama hem keş İstanbul fethinden önce hem sonrasını değerlendirmeye alarak zaten kendisinin de Osmanlı'nın yaptığının bir yerden bir yere göç ve bir yere yerleşip orayı yurt tutup yeni hedeflere gitmek olduğu düşünülürse aslında bu hareketliliğin Osmanlı İmparatorluğu'nun ruhunda olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Tabi Türk milletinin ruhunda var. İmparatorlukların karakteri zaten budur. Orta Çağ ve Yeni Çağ'ın hususiyeti bu tabii şimdi nüfus hareketi deyince insanlar ticaret, turizm veya tahsil gibi sebeplerle bir yerden bir yere gitmeyi anlıyorlar. Günü birlik ya Günübirlik da işte bir kısa bir süre için. Halbuki bizim söylediğimiz biraz daha tabii kalıcı olarak kalıcı. kalıcı olarak yurt tutmak, vatan tutmak. Zaten şimdi şöyle bir tabir var. Biz göçebe milletiz. Türkler göçebe bir millet değil. Yani bu kadar basit değil. Her milletin göçebesi var. Yarı göçebesi var ve ee, ...şehirlisi var. Şehirli derken... ...burada yerleşik hayata geçmiş. Köylü de olabilir ama... ...yerleşik hayata geçmişleri var. O zamanın var. herhalde yaşam biçimi de insanların bir kısmının ...mecburen göç Tabii. etmesini... Hayvan besliyorsanız... Hı -hı. ...ister istemez e, ya devamlı... ...ki bunlara yörük derler... ...veya senenin belli aylarında yazları... ...başka bir yere gitmeniz lazım. Bunlara Türkmen derler... ...Anadolu'da. Bu bir hayat tarzı. Hı -hı. E, Türklerin bulunduğu... ...coğrafyada ziraat çok yaygın değil... ...ticaret çok yaygın değil. Onun için hayvan besleyen... ...Türkler çok... Ama bu Türklerin tamamının göçebe olduğu neticesini bizi götürmemeli. Nitekim o zaman o mıntıkada yaşayan insanların çoğu öyle. Hı hı. Mesela Moğollar daha fazla göçebe. Çinliler arasında göçebe olanlar var az olmakla beraber. Afgan kavimlerinin çoğu göçebe. İran keza öyle. Kürtler, Araplar içinde göçebelerin sayısı çok. Bu biraz da iklimden kaynaklanıyor. Çünkü bulunduğunuz yerin iklimi belli bir mevsim size müsaade ediyor. Sonra i̇klim değiştiği zaman sertleşince iklim sıcak veya soğuk olarak... Orayı terk edip başka bir yere gitmeniz lazım. Yani demek ki cemiyetlerin, insanların tabiatında bir kere nüfus hareketliliği var. Yani bir yerden bir yere gitmek var. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani tabiat sizi buna zorluyor. Hı hı. Geçim buna size zorluyor. Bir de istilalar, savaşlar veya umumi afetler sizi orayı terk etmeye başka bir yeri yurt e, aramaya mecbur ediyor. Zannediyorum bir de yurt kavramı şimdiki gibi de değil. Yerleşik düzen çok yaygın olmadığı için birlikte olduğumuz her yer yurdumuzdur. Yaşayabildiğimiz evet. her yer yurdumuzdur. Ailesi, e, kabilesi, aşireti kavmiyle beraber yani aşina olduğu insanlarla beraber her yerde yaşayabilir. Avrupa böyleydi. Avrupa e, Orta Çağ'da e, çok az bir kısmı yerleşik hayattaydı. Cermen ve S Slav dediğimiz halkların %90'ı göçebeydi. Mesela e, e, göçebe devlet e, diye bir tabir vardır hukukta. Mesela Frank Krallığı böyleydi. Yani Franklar neredeyse krallık orasıydı. Çok normal değil evet. mi aslında? Böyle yani birlikte olduğunuz her yer. Halbuki bir devletin üç unsuru var. Sınırlı. Halk, vatan ve otorite. Evet. Burada vatan mefhumu yok. Hı hı. Yani Frank, o göçebeler neredeyse devlet orası. Sınır kabul etmiyorlar. Sınır yok. Evet. Sınır yok. Yani Avrupa'da da böyleydi. Avrupa'da şehirlerin kurulması çok sonradır, halkın çoğu göçebeydi, göçebe olması bile anlattığımız gibiydi. Fakat Avrupa'da şöyle bir e, sistem vardı, köylülerin pek çoğu e, mecburen yani hayatlarını yaşayabilmek için serf, toprak kölesi haline geldi. Toprak kölesi demek bir köyde yaşıyor, ekiyor, biçiyor, e, mahsulü o köyün sahibi olan senyöre, derebeğine veriyor, kendi orada yaşıyor. Toprak ben kölesi. Sokluğuna evet. yaşıyor. Köy satıldığı zaman bu serflerle beraber satılıyor. Bir fabrika gibi değil fabrika mi sanki? Fabrika gibi düşünün ama hiç değişmez şeyleri. Hı -hı. Rusya'da da böyle, Almanya'da da böyle. Hür köylüler de var. Yani isterse köyünü bırakıp gidecek köylüler de var ama nereye bırakıp gidecek? Ancak işte bir afet, felaket sebebiyle gidiyor. Ee, bizde böyle bir adet yok. Onun için Avrupa'da nüfus sabit kalmıştır. Çok yaygın, e, yayılma azdır. Belli hadiseler dışında... Yani bir adam gittiği zaman Avrupa'nın bir köyünde 600 700 800 senelik atalarını bulabilir hı hı. kilise kayıtlarından. Çünkü serftir dedeleri. Sonra da kiliseye kaydolmuşlardır. 3 4 5 6 7 asır bir yerde yaşamıştır. Anadolu'da. Ama bir için, köle olduğu için böyle aslında evet, değil mi? Evet, toprak kölesi derler buna. E veya soyluysa zaten nereye gidecek bırakıp orayı. Yani bırakamaz onun toprağı. Bizde böyle bir şey yok onun için Anadolu'da 200 yıldan daha fazla orada yerleşik olan aile sayısı belki nüfusun yüzde bir iki üç o kadardır. Geri kalanının tamamı 200 yıl içinde bir yerden bir yere yerleşmişti. Bunları bazıları bilirler Hı -hı. kendileri. Benim dedem gelmiş, dedemin babası buraya gelmiş, şuradan Hı -hı. gelmiş, buradan gelmiş. Niye gelmiş? Çeşitli sebeplerle gelir. Hı -hı. hayatını kazanmak için gelmiş. Ve orada bir afet olmuş, heyelan olmuş, sel baskın olmuş, yangın olmuş. Ya da demek. devlet tarafından görevlendirilmiş. Veya devlet bizi buraya iskan etti, bura boştu, biz orada kalabalıktık. Veya bir suç işledi, kaçtı. Veya bir kan davasından kaçtı. Veya orası istila edildi, mecburen değişti. Yani bizim memleketimizin, Anadolu'nun ve Rumeli'nin karakteristik hususiyeti, inanılmaz bir nüfus hareketlidir. Seyyaliyet, eski tabirle. Akışkanlık, nüfus devamlı bir yerden bir yere gider ve bu akıl almaz ölçüdedir. Bu sadece cemiyetin kendi inisiyatifiyle değil. Aynı zamanda bir devlet politikasıdır. Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı İmparatorluğu yapan çeşitli prensipler var. Zaman zaman burada anlatıyoruz. Mesela devşirme sistemi gibi, millet sistemi gibi. Bunların bir tanesi de budur. Bu nüfus iskan politikasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nu diğer imparatorluklardan ayıran, daha doğrusu emperyalist imparatorluklardan ayıran şöyle bir fark var. Emperyalistler bir yer işgal ettikleri zaman onların bir maksadı var. Oranın ham maddesini kolayca ucuza elde etmek hı hı. ve aynı zamanda orayı kendi imal ettikleri sanayi mamulleri için bir pazar olarak kullanmak. Hindistan'ın işgalinin sebebi buydu. Mısır'ın işgalinin sebebi buydu. Orta işgal sebepleri budur mesela. Fransızlar için Afrika'nın işgal sebebi budur. Yani aslında onlara davranış biçimi de... Hani evet. ne öldürüp ne güldürüp evet. ortada hem çalıştırır şey, hem de kazandığı parayı yine evet. e, onun ürettiği evet. mallara harcamasını sağlamak. Oraya hiçbir zaman bir İngiliz vatan edinmemiştir. Hiçbir evet. zaman oranın halkı bir vatandaş değildir. Evet 2. Dünya Savaşı'ndan az önce İngiltere sömürgelerinin halkına vatandaş statüsü tanıdı ama o bir metazori tanımaydı ve zaten elde <laughs> tutmaya yetmedi. Mesela Kıbrıs'a, Malta'ya <laughs> belli yerlere vatandaşlık tanıdı. Diğerlerini de statülü vatandaşlık tanıdı Hindistan gibilere. Ama o da bu yine de burayı vatan gördüğünü e, bir söyleyemeyiz. Yani emperyalist nüfus anlayışı çok farklıdır. Sömürgeleştirilen bir yerde nüfus yoksa bir başka sömürgeden oraya insan yerleştirilir. Bu Afrika'da çok görüyoruz. Afrika'da çok Hintli vardır. Mesela Madagaskar'da. Hindistan'dan getirmiş. Hintli nüfus fazla. O da fazla. nüfus çok. Evet. Umman ve Körfez memleketlerinde çok Hintli vardır. Nüfusu az olduğu için orada İngilizler orayı sömürgeleştirmeye başladıkları andan itibaren Hindistan'dan oraya Ucuz işçi getirdiler. Çünkü yerli halkı çalıştıramıyorlardı. Yerli halk hem çalışkan değil hem çalışma kültürü yok. Nasıl Amerika'yı fethettikleri zaman kızılderileri önce plantasyonlarda çalıştırmak istediler. Fakat hayatlarında ziraat yapmamış olan Kızılderililer süratle telef oldular. Öldüler. Hmm. Yani uyum sağlayamadılar. uyum sağlayamadılar bu hayata. Bunun üzerine daha güçlü kuvvetli olduğunu düşündükleri bir halkı buraya Güney ettiler. Zenciler. Hmm. Bu zenciler tabii gelirken yollarda çoğu öldüler. Yani o meşakkatli deniz uzun seyahati. Uzun bir yol tabii yani Amerika dediğiniz. Evet öldüler ama geri kalanları ki bugün yani Amerika'da hatırı sayılır bir nüfusu teşkil eden zenciler bu şekilde gelmiştir. Yani nüfus hareketleri metazori bir nüfus hareketidir. Sömürgeleri şenlendirmek için yapılmış bir nüfus hareketidir. Gelelim Osmanlı İmparatorluğu'na. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu da bir imparatorluk. Ne demek imparatorluk? Çeşitli devletlerin taçlarını elinde tutan çeşitli milletleri, ırkları, dinleri, kültürleri bünyesinde barındıran ve bunları aynı şekilde muamele eden, tolerans gösteren devletlere biz imparatorluk diyoruz. Roma İmparatorluğu bir imparatorluktur ama mesela Rusya bir imparatorluk değildir. Son zamanlarda biraz o şeye kaydı. Avusturya, İngiltere ama değildir bunlar. E, farklılıklara tahammül etmeyen, hakim sınıfı her zaman hakim tutan, diğerlerini her zaman en azından ikinci sınıf gören bir o zaman Topluluk. şöyle demek lazım galiba, fethettiği yerleri ya da olduğu yerleri kendi iç işlerinde, kendi düzeninde bırakan evet. ama son noktayı otorite olarak evet. kendisi koyan topluluklara, evet. devletlere evet. E, imparatorluk, imparatorluk diyoruz. diyoruz. Ee, Osmanlı imparatorluk telakkesinin bir farkı da fethedilen yerlerin vatan olarak görülmesi. Buranın halkının hemen vatandaş sayılmasıdır. Bu çok kolay anlaşılır bir şey değil, değil, değil mi? İşte bak sömürgeler de böyle Hı -hı. değil mesela. Sömürge adı üstünde sömürgedir, müstemlekedir. E i̇şte kimileri de Osmanlı'yı dünyanın en büyük sömürgelerinden hayır, hayır. birini imparatorluk olarak şimdi addediyorsunuz şöyle, diye eleştiriyorlar. Evet eleştiriyorlar ama bunlar Osmanlı'yı hakkıyla tanımıyorlar. Yani ben zaman zaman böyle e, kişilerden bazı beyanatlar duyuyorum. Bunlar sıradan insanlarsa çok da emniyet vermiyorum ama... Bazıları e, akademik kimliği olan veya en azından entelektüel kimliği olan insanlar söyledikleri sözler kendi içinde mantık e, silsilesine sahip ama bütünü itibariyle inanılmaz havada kalan sözler. Mesela geçenlerde bir tane duydum. Osmanlı e, Müslüman Türkleri aşağılıyordu. Türkleri askere alıyordu. Orada ölüyorlardı. Ölmeyip de 30 yaşında gelen insan hiçbir şeye sahip olamıyor. Yorginin işçisi oluyordu. Şimdi bir kere bu söz yanlış. Bu söz altı asırlık veya bin yıllık Anadolu hakimiyetinde yüz yılı ifade eder. Mecburi askerliğin olduğu yüz yıl. Geri kalan zamanlarda savaşı Müslümanlar yapıyor ve ganimeti Müslümanlar alıyor. Dolayısıyla zenginlik Müslümanlar elinde. Yani ganime, tık tık tık. E, savaş sonrasında ganimet kısmını evet. gözden kaçırıyorlar. Yani son evet artık yenildiğiniz ve vatan evet. müdafası yaptığınız kısımda e, ki o müdafaa da herhalde yine vatanın sahibine düşer. Evet düşer. düşer. İkincisi e, ikincisi e, 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 hanedan Türk'tür. İdareciler Türk'tür. Bütün ilmiye sınıfı demek yani kadılar, hakimler, müderrisler yani öğretmenler Türk'tür. Türk asıllı. Sistem öyle kurulmuş. Ordu Türk'tür. Yani şimdi yeniçeriler devşirme ama ordunun büyük çoğunluğunu Türkler teşkil ediyor. Şimdi böyle bir ortamda siz hala Türkler aşağılanmıştır diyemezsiniz. Eğer aşağılandıysa bugün ne Türklük şuuru kalırdı ne Türkçe kalırdı. Üçüncü bir husus ee, burada bir ıkçılık var. Yorgi senin vatandaşın. Yani Yorgi yabancı değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı. Yani Ahmet ne kadar vatandaşsa Yorgi de o kadar vatandaş. Bir yandan sen universal değerlere sahibim, çağdaşım, Avrupa'yım diyorsun. Bir yandan Yorgi'yi niçin aşağılıyorsun? Yorgi bir iş yeri kurmuş, devlete vergisini ödüyor ve maliyetinde Müslümanları çalıştırıyorsa bu vatansever bir adam olduğunu gösteriyor. İnsanlara ekmek verdiğini düşünüyor. İşte hani kendisine bir iş yeri kuramadığı için Türk savaşlarda O da yanlış kurmamış çünkü Türkler hiçbir zaman ticaret yapmayı iş yeri kurmayı beğenmemişler. İdarecilik bizim elimizde ise niçin biz demişler bu işi yapalım. Yani ticareti küçük görmüşler e, aşağı biraz görmüşler. Biraz ikinci sınıf bir iş gibi görmüşler. Gayrimüslimler de idareci olamadığı için klasik devirde. Hakim olamıyor, öğretmen olamıyor, idareci olamıyor, padişah olamıyor, orduya giremiyor. Ne, ne yapacak bunlar? E, köylüyse köylü değilse ticaret yapacak bu gayet tabi. Avrupa'da Yahudiler neden ticarette bu kadar güçlü ya da oldular? Ya sanat yapacak. Ya da sanat yapacak. Neden bu kadar güçlü oldular? Çünkü Yahudi matbaa kuramaz, köye yerleşemez, mülk sahibi olamaz. İdareci olamaz ne yapacak Yahudi ticaret yapıyor sadece onun için de ticareti güçleniyor adeta genlerine işliyor. Bir de tabii bu babadan oğula geçen bir şeyden bahsediyoruz tabii. meslek şimdi e, liseye gelip e, ben hangi mesleği seçeyim diye düşünmek gibi o bir yaşam şey yok. biçimi yok. Hayır yüzde doksan dokuzu babası hangi işi yapıyorsa o işi yapıyor gayet tabii olarak Hı. böyle görülüyor hatta öyle görülüyor. Onun için bu hususlarda yani bazı e, böyle e, ön kabuller var bunların çoğu yanlış Osmanlı İmparatorluğu. Heh. Pratikte bazı yanlışlar yapılmış olabilir. Yani e, sömürgeci bir mantıkla hareket edilmiş münferit hadiseler olabilir. Ben onu müdafaa etmiyorum. Ben sistemden bahsediyorum. Osmanlı İmparatorluğu emperyalist bir sistem değildir. Zaten yıkılma sebebi de budur. Fakir düşmesinin sebebi de budur. Şimdi Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi olmasının sebebi de budur. Bakın İngiltere küçücük bir adaya sıkışmış. Kaç milyon insan. Ama dünyanın en güçlü dünyaya nizam veren, oyun kurucu ülkelerden bir tanesidir. Nasıl oldu bu? E, yıllarca sömürgeciliğin getirmiş olduğu bir güç bu. Zenginliklerin. Zenginlikle. Hala zenginlikler... daha, hala daha Hindistan'da, hala daha Güney Afrika'da, hala daha Kanada'da, Avustralya'da rolü var. Mesela istihbarat teşkilatları koordineli çalışıyorlar. E, haberleşme birbiriyle koordinelidir. Yani İngiltere'nin öyle veya böyle bir nüfuzu vardır. Fransa aynı şekilde yani küçük, sığınmış bir ülke. Ama i̇ki defa Afrika. Almanlar işgal etti ama Afrika'nın yarısı Fransa'ya bakıyor. Yeni Kaledonya diye Pasifik'te koca bir ülke var. Oylama yapıldı hala biz Fransa'yı istiyoruz dedi. Halkı Fransız olmadığı halde. Kanada'da Kebek, koca Kebek hala Fransa'ya bakıyor. Bu neden? O sömürgeci gibi. Portekiz ve İspanya hiçbir e, tabii şeysi olmayan iki devlet yıllarca Amerika'nın sömürgesini aktardığı için bugün Avrupa'da öyle veya böyle oyun kurucu ülkelerdendir. Fakat e, Türkiye sömürgeci olmadığı için Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra kalan memleketler... Yani diyeceksiniz ki sen de yapsaydın e ama Osmanlı'nın biraz da fazilet ve ahlak mücadelesi var. Yani evet. ben de sömürseydim milleti yeseydim dememiş. Yani Osmanlı'nın aslına bakarsanız e, batıya dönmesinin sebebi evet. de... Ee, buradan aldığını belki çoğunlukla oraya yatırım evet. yapmış. Mesela bir Balkanlara ilk girdiği andan itibaren düşünün, yatırım yapmışlar. Büyük bir bataklıktan, evet. koskoca ormanlardan bahsediyorsunuz. Tüm i̇nsanlar öyle düşünmüyor. Oralar çok güzel olduğu için diyor ki Osmanlı ne bu da bir yanlış e, kanaattir Yani Osmanlı devleti hiçbir zaman bir yeri işgal edip de Oranın hakimiyetini yıkıp oradaki insanlardan toprak almamış. Cihat e, mefhumunda toprak ve ganimet için yani sır galip gelelim, şan olsun diye savaşmak yoktur. Allah'ın adını duyurmak. Bakın Müslüman yapmak değil, duyurmak vardır. Balkanlar fethedildiği zaman bataklıklar, ormanlar, e, pek çok köy boşalmış, Latin nüfus yok. Ile. nüfus hiç yok. Kilometrelerce gidiyorsunuz bomboş araziler idi Balkanlar. Hmm. Libya için fethesini Osmanlı devleti ...Yemen'in için fetetsin. Arabistan'ı bunlar şimdiki prestij. De, şimdiki değerli gördüğünüz şeyler bu bölge, evet. ...mesela petrol vesaire. Yok. Son döneme yok. dair evet, son zenginlikler. Dönem. Yani Mısır tamam zengin bir yer ama Kuzey Afrika hep hazineden yiyen yerler. Anadolu hep hazineden yiyen. Mesela Erzurum Beylerbeyi'nin, Diyarbakır Beylerbeyi'nin, Van Beylerbeyi'nin topladığı vergilerden artarak memlekete, gö İstanbul'a gönderdiği bir kuruş bile yok. Hep hatta ilaveler var. Mesela Libya'ya, Yemen'e, Arabistan'a her zaman para gitmişti. Evet sen halifeliks'in, prestijindir. Bazı Kafkasya, Kafkasya'da Gürcistan'ı almış. Gürcistan dağlık, Hiçbir şeysi yok ama stratejik olarak Önemli. orada olmanız lazım. Bunun için bunları gözden kaçırıyorlar. Şimdi iskan politikasında da bu rol oynamış. Osmanlı bir yeri vatan olarak görüyor. Bir yeri fethettiği zaman bura benim vatanım diyor. Hı hı. Bura benim vatanım. Yani ben buraya sömürmeye gelmedim. Buradaki insanları öldürmeye, onların mallarını almaya gelmedim diyor. Bir parantez de açacağım. Şimdi sömürge dediğiniz şey yükte, hafif, pahada ağır şeylerin... Anavatanın evet. taşınmasıdır. Çünkü ağacı, ormanı o dönem için ne evet. yapacak? Kesip de Balkanlardan evet. ağaç mı getirecek buraya? Yerli halkı ölmeyecek kadar barındırıyorsunuz. Sadece sizin işinize... Mesela şimdi tren yolları yapmış İngilizler Hindistan'da. Neden? Yani kendi taşımalarını kolaylaştırmak için. Şimdi o tabii Hindistan'a kaldı ayrı mesele. Osmanlı gittiği yeri vatan olarak gördüğü için cami yapmış, medresi yapmış, hamam yapmış, köprü yapmış, yol yapmış, oraya hastaneler yapmış. Ve en oraya insanlar yerleştirmiş. Hı hı. Bu insanlar yerleştirmesi oradaki insanlar gitsin diye değil. Bilakis Osmanlı yabancıları da istiyor. Yani bir yere fethettiği zaman oradaki yerli halkın gözüne bakıyor. Aman gitmeyin. Hı hı. Aman burada nüfusa kalın. Çünkü hı hı. nüfusa ihtiyacım var. İstanbul'u fethettiği zaman Fatih Sultan Mehmet yerli halkın elinde bıraktı her şeyi. Normalde ganimet yapabilir savaşla alındığı için. Bütün İstanbul'u ganimet yapabilir. Yani kendi alabilirdi. Tek tek evlerine, kiliselerine kadar. Öyle yapmadı. Sizin elinizde kalsın diye. Peygamber Efendimiz Mekke'de yaptığı gibi. Niçin? Çünkü İstanbul bir şehir olarak ona lazım. Buradaki gayrimüslimler de çalışıyorlar, vergi veriyorlar, orayı şenlendiriyorlar. Burada bir hayat var. Tabii. Hayat, yani, o o bölgenin yaşaması için insana ihtiyaç evet, var. Yani Bulgar'ı, Sırb'ı, Rum'u orada yaşasın istiyor Osmanlı. Bir de o, o kültür de İstanbul'u İstanbul' yapan şey. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han gibi birisinin o kültürün farkında olmaması düşünülemez. Düşünülemez. Şimdi mesela İstanbul'u fethettiği zaman buraya Ermeni nüfus yerleştiriyor. Osmanlı'nın fethettiği her yere bir Ermeni nüfus yerleştirme adeti var. Rumeli'de mesela çok Ermeni nüfus vardı. Şu mesela Şumlu'da çok Ermeni nüfus vardı. Bir mahalle Ermeni mahallesi. Ben şaşırdım. Şimdi az kalmış ama o zaman. Niçin? Hala Ermeni olduklarının bilincinde. Tabii tabii yaşıyor. tabii var. Ermeni mahallesi. Var. Erimemişler. Var. Çoğu e, Türkiye'ye cet etmişler. Sonra da tehcil edilmişler. Şimdi e, bu e, Rumeli'de Anadolu'da çeşitli yerlere yerleştirilen Suriye'de Irak'ta Ermeni'nin bunların yerleştirilmesi bir sebebi var. Ermeniler Osmanlı cemiyetinde sanatkar bir millettir. Nalbantından keçicisine kadar, boyacısından tabakına kadar hepsi Ermenidir. Yüzde doksan. Yani Türklerde ve diğer milletlerde sanatkar çok azdır. Bu millet hususiyetidir. Yani öteden beri Yetenek. yerli halk bunlar. E, bunu öğrenmişler. Tabii bu bir sanat. Ve babadan oğla da sizin anlattığınız gibi intikal ediyor. E, bir yer kurulduğu zaman orada her türlü sanat erbabına ihtiyaç var. Tabii bir şekliyle oraya bu her sanat erbabından... Bir Ermeni gelip yerleşiyor ailesiyle ve bir Ermeni mahallesi kuruluyor. Bütün Anadolu ve mesela İzmir'de Ermeni var, Manisa'da var. Halbuki Ermenilerin vatanı Doğu Anadolu. İşte bu şekilde oluyor. Türkler yerleşti. gitmekten çekinmiyorlar. Çekinmiyorlar. Ermeniler medeni bir millet. Şehire alışıklar. Gidip şehre yerli bir de Osmanlı'nın şeysi var tabii. Bir, bir güvence bir pat patronajı var Şimdi ki gidiyorlar. Bizanslılar hayat, ha hayat, hakkı tanımıyor. Çünkü Bizanslılar Ortodoks bunlar Gregorian. E diyor ki siz Erzincan'ın öteye geçmeyeceksiniz Ermenilere. Tahtit koymuş. Bizans, aptal Bizans. Halbuki onun menfaatine gitti. Çünkü sanatkarlar, Sanat ekonomiye faydası var. Hı. Türkler Anadolu'yu fethedince Kürtlere ve Ermenilere gün doğdu. Kürtler dağlardan inemiyordu, Ermeniler Doğu Anadolu'dan öde geçemiyorlardı. Türkler Anadolu'yu fethetmeye başladıkça, bizansları ortaya, batıya doğru sürdükçe... ...onlardan açılan topraklara Ermeniler yayıldılar. Onun için mesela hiçbir yerde Ermeniler çoğunluk değildir. Neden? Çünkü terk ettiler vatanları. Eskiden çoğunluk idiler. Hı hı. Kars'ta, Erzurum'da, Van'da çoğunluk idiler. Ama Zamanla Anadolu'ya ve Rumeli'ye geçtiler. Arap memleketlerine yaradılar ve e, şehirlerin, kasabaların ekonomik ve sosyal hayatında mühim bir yer aldı. Bu mesela Osmanlı iskan politikasının <laughs> en mühim umdelerinden birisidir. Bir şehir mi kurulacak? Bir kasaba mı kurulacak? Hemen oraya sanatkar getirme. Bu sanatkar da ekserisi Ermeniler. Bir proje gibi düşünmüş. Bu bir projedir evet. Yani kağıt üzerinde burada nüfus ne kadar? Evet. İşte 2000 kişi. Evet. Bu 2000 kişiye kaç nalbant gerekir? Evet. Kaç evet. taş ustası gerekir? Evet. Ee, kaç çeşme ustası gerekir? Evet. Bunları hesaplamış evet. ve bunların yerleşimine izin vermiş ki zaten büyük şey yani başka evet. şehirlerde bile ihtiyaçtan fazla bir e, yer açılmasına esnafa da izin vermiyor. Tabii mesela Kayseri'deki taş e, ustası bakıyorsunuz yakın yerde kurulan bir başka kasabaya gelmiş. Benim dedi anlatıyor mesela Ermenilerde böyle hatıralar çok. Benim dedem diyor Kayseri'de taş ustasıymış. Bu Burası kasaba olunca buraya göçmüş diyor. Baba kardeşler orada kalmış. Çünkü Kayseri'ye ...bir ustası daha fazla. fazla. Ama bir, yeni şey kurulan yerde ihtiyaç, ihtiyaç var. var. Yakın evet. bir yere gidiyor. Sonra bakıyorsunuz ki artık o yakından... iyice uzaklaşmış. Neredeyse Rumeli'ye gitmiş. Bu şey işte, bir yol gibi düşünün. Evet. Su evet. akmış yavaş yavaş. Bunun en mühim sebebi elbette ki... ...Osmanlı emniyetidir. Osmanlı barışıdır. Kim ne derse desin. Bu son asırı söylemiyorum ama... ...ittihatçılar... E, ...ipi eline alana kadar böyle bir Osmanlı barışı var. Aynı şekilde... ...Rumların da tüccar olarak... ...ve tabi seyriyle... ...yani devletin bir politikası olarak değil... Tabi seyriyle ticaret mantıkalarını Halep, Bursa, Beyrut gibi yerlere, İzmir gibi yerlere zaten İzmir'de Liman. çok yerleştiklerini ve ticaret yaptıklarını biliyoruz. Bunun da sebebi dediğim gibi Türklerin, Müslümanların ticarete çok meyletmemeleri, daha ziyade gayrimüslimlerin bu işi tercih etmelerinden. Kısa bir ara verelim sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bu nüfus hareketinin hem güvenden kaynaklandığını hem ihtiyaçtan kaynaklandığını, şimdiki deyimle son derece organik olduğunu yani e, evet bir e, işçiye ya da çalışana ihtiyaç var o bölge kurulurken ama sonuçta gitmek istemeyenin belki detaylarını anlatacağız parantez açacağız ama sonuçta insanların e, hayatın doğal akışı içinde yer değiştirdiğini söyledik. Ermenilerden bahsettik yoğunluklu olarak ee, biraz da Rumlardan bahsedelim. Ee, tabii bir de bunun geri dönüşü var sonra. Yani bu topraklar kazanılırken yeni yerler evet. kurmak güzel ama sonra o topraklar kaybedilirken evet. orada yaşanan e, manzara da son derece trajik evet. tabii. Tabii. Şimdi e, Rumlar zaten Anadolu'nun otokton halkıdır yerli halkıdır. E, yani Yunanistan'dan gelme değildir Anadolu'nun yerli halkıdır. çoğu zaman içinde Yunanistan'a gitmiş. Ermeniler Doğu Anadolu'nun otokton halkıdır. Ama buranın otokton halkı olmayan bir Yahudiler var. Yahudiler nüfus az olmakla beraber Osmanlı cemiyetine bilhassa son zamanlarda e, ciddi tesirleri olmuş bir topluluk. Bunların e, çeşitli gelişleri var. Bunlardan bir tanesi Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına rastlanıyor. Yıldırım Bayezid'den sonra Çelebi Sultan Mehmet ve Sultan II. Murat devrinde Doğu Avrupa'da Alman Macar krallarının baskı yaptığı Doğu Avrupa Yahudileri Anadolu'ya hicret ediyorlar. Aşkenaz Yahudileri. Anadolu'nun yerli halkında da Yahudiler var. Mesela Bilecik'te, şey Bursa'da, Eskişehir'de Yahudiler var. Mesela Bursa'da Yahudi mahallesi var. Altı parmak Yahudi mahallesidir. Bunlara Romanyot derler. Rumca konuşan Yahudiler. Ta Roma İmparatorluğundan kalma yani çok şey, Avrupa'dan evet, dönmemiş. Ö, yok. 2000 yıl önce Yahudileri Romalılar Kudüs'ten çıkardıkları zaman buralara gelip yerleşen e, Yahudiler. Romanyot çok azdır sayıları Türkiye'de ama vardır. Rumca konuşurlar. Alametleri bu Rumca konuşmak. Aşkenazlar Yidiş konuşuyor. Arkasında herkesin bildiği Sultan II. Bayezid zamanında Reconquista'dan yani e, İspanyolların Endülüs'ü tekrar fethetmesi üzerine burada yaşayan Müslümanlara müsamaha gösterdiler bir müddet. Ama Yahudiler ya kılıç, ya firar. Yahudiler de firar ettiler. Hı hı. Çoğu Osmanlı gemileriyle Osmanlı ülkesine sığındılar. Bu mesela enteresan bir hadisedir. Yakın zamanda 500. yılı kutlandı. Bu da bu da bu biraz önce söylediğimiz o, nüfus hareketlerinin farklı bir yönü. Yönü. Yani Avrupa Yahudileri öldürürken, imha ederken, sabun yaparken Osmanlı devleti şeriat devleti yeni çağın başlarında hem de yani çok eski bir zamanda kendinden olmayan çok farklı olan bir topluluğa kucak açıyor. Sırf ihtiyacı olduğu için mi? Hayır, insani değerlerle yani, açıyor. Yani sırf ihtiyacı olduğu için yani karşı tarafın Evet, evet. Kendinin de nüfusa ihtiyacı var. Onu dışarıda tutuyorum. Nüfusu başka yönden de karşılayabilir ama karşı tarafın ihtiyaç sahibi evet. olması çok Murtar önemli bir şey. Evet. gidecek yeri yok. Yani gemiye e, binmiş e, Endülüs'teki Yahudi'nin gidecek başka yeri yok. Osmanlı Kuzey Afrika'ya gidemiyor. İspanyollar oraya hakimler. Avrupa zaten istemiyor. Gidecek başka hiçbir yeri yok. Afrika'ya zaten gidemiyorlar. İspanyolların elinde evet. orası zaten. Kuzey Afrika, İspanya. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Ee, mecburen e, Osmanlı ülkesine sığındı. Osmanlı devleti bunları Selanik gibi e, İzmir gibi drama gibi küçük şehirler ama ekseri Selanik İstanbul ve İzmir'dedir. Yerleştirdi. Bu gelenlere Seferat, sefardim Yahudileri diyorlar. Yani İspanyol Yahudisi. Bunlar Ladino diye bir dil konuşurlar. Çok farklı bir topluluk. Çok farklı bir Yahudi topluluğu. Hepsi tüccar. Çoğu zengin hı hı. sanat sahibi medeni yani diğer aşkana naz gibi köylü değiller ve bunlar geldikleri yerin ekonomik hayatına çok ciddi bir e, katkıda bulunmuşlar zenginlikleriyle mi gelmişler yani bir kısmı bir şey servetiyle bir mi? kısmı servetiyle geldiler ama zaten onlar potansiyel servettir yani yahudi gittiği yerde zaten hemen anında e, kendisine verilen bir somon somon ekmeği satıp ticarete yapabilecek potansiyele zaten sahip bulunduğu yerde ve e, selanik o zaman dünyanın en büyük Yahudi şehirlerinden birisi oldu. İzmir keza öyle ve İzmir ve Selanik'in inanılmaz kalkınmasında mesela bunun çok ciddi bir rolü vardır. Selanik Türkler tarafından iki kere fethedildi. Sıradan bir liman şehriydi. Ama Yahudilerin gelişiyle ve Yahudilerin tabi Avrupa bağlantılarıyla Avrupa'da da Yahudiler var. Hiçbir yerde Yahudi yok diyelim az. O bağlantılar sebebiyle muazzam bir ticaret hasıl oldu. Yani Yahudi sadece burada ticaret yapmadı. Adamın İtalya'da... Gerçek bir liman döndü. Fransa'da dayısının çocuğu var. Onlarla münasebet kurarak e, ciddi bir dış ticaret ağı e, hasar ettiler ve Osmanlı ekonomisine çok ciddi katkıları bulundu. Bunu herkes çok büyük akıllılık yani sadece bir insan nilik değil aynı zamanda çok akıllıca bir hareket olarak değerlendiriyor Avrupa'da. Bunu Avrupa'dan. öngörerek mi yaptılar bilmiyorum ama iyi niyetin karşılığını almışlar diyelim. Bence öyle. Yani Sultan II. Bayezid devrinde Osmanlı devleti zaten çok güçlüydü. Yani 3-5 Yahudi gelsin de bize katkıda bulunsun diye düşündüklerini zannetmiyorum. Hı hı. Ama işte dediğiniz gibi iyi niyetin, ihlasın karşılığı her zaman müspet bir semere doğuruyor. Şimdi gelelim esas iskan politikalarına. Dedim ki Osmanlı Devleti fethettiği yeri vatan olarak görüyor. Vatan ne demek? Oraya e, adam yerleşmiş. İşte Osmanlı Devleti'nin misyonu nedir? Her devletin bir misyonu var. Osmanlı Devleti'nin misyonu ilahi kelimeullah. Kuran-ı Kerim'de geçiyor. Allah'ın adını yükseltmek. Ne demek bu? Allah'ın adını yani İslam dini herkesin duymasını sağlamak. Osmanlı Devleti'nin de her İslam devletinin misyonu budur. İnsanları zorla Müslüman yapmak değil. Topraklar almak, esir almak, ganimet almak değil. Bunu duyurmak. Bir yerde bunun duyulmasına izin verilmiyorsa onunla savaşmak. Osmanlı devleti gittiği yere bakıyor, nüfus yok. İyi e de burası bir devlet, burada devletin yürümesi için ahali lazım, ahali çalışacak, vergi verecek. Vergiyle devlet ordu kuracak, ordu adaleti sağlayacak, adalet halkı hasıl edecek halk. Yani bu bir dairedir. Halk yoksa hazine yoktur. Hazine yoksa emniyet yoktur, orası anarşiden hali kalmaz. Onun için Osmanlılar bakmışlar ki Anadolu, Arap memleketleri yani Suriye, Irak ve, ve Rumeli. Balkanlar bomboş. Nüfus yok. Bu nüfus ne oldu? Osmanlılar mı kesti? Hayır. Ee, çeşitli sebeplerle, afetler ve istilalar sebebi nüfus boşaldı. Salgın hastalıklar bile Çok e, geçiş pıntıkası biliyorsunuz burası. Bu sebeple nüfus çok az. Zaten her yerde az. Bu nüfusun çoğaltılması lazım. Ama elinizde az nüfus var. Hemen gözünü göçebelere dikti Osmanlılar. Göçebe Türkleri. Şimdi göçebelik çok e, fantastik bir hayat. Yani asırlar öncesinden hiç değişmemiş bir şey yaşıyorsun. Dokümental filmlerde hmm. görüleceğin çok insan alakası onlar çekiyor. Aynı hayatı yaşıyorsunuz. Bin yıl önceki dediğiniz aynı hayatı yaşamış. Aynı evde oturmuş, aynı elbiseleri giymiş, aynı şekilde yemek yemiş. Aynı şekilde ev kurmuş. Ev kurmuş, aynı şekilde konuşmuş. Çok fantastik yani onların o hayatı. Ama real politike uygun değil. Vergi vermiyor. Askerlik yapmıyor. Nerede oturduğu belli değil. Şey Toprakları şenlendirmiyor Önünde koyunlar develer atlar Ama ona da ihtiyaç var Ama ona ihtiyaç zaman var. Ee, Ve en mühimi Gittikleri yerde emniyetsizlik Yani bir e, göçebenin e, bir geçtiği topraklarda Ciddi manada asayiş problemleri var Büyük bir sürüyle geçiyor bir kere Arasına katılanlar Şimdi olabilir bir yerden dinleyicilerimiz tasavvur etsinler Mesela Orta Anadolu halkının Büyük ekserisi bugün Rakka Rakka işinde herkes duydu mesela Halep Rakka havalisinde kışın kalıyor Bunlara e, Suriye Türkmenleri derler. Yaza doğru baharın koyunları koyun dediğim binlerce koyun e, atları develeriyle çadırlara yüklüyorlar. Yürüye yürüye bugünkü Yozgat, Ankara, Sivas, Maraş, Konya evet, oralara geliyorlar. Yazı burada geçiriyorlar. Kışın tekrar Suriye'ye dönüyorlar. Daha ötesi var. Golan tepeleri var Golan Tepelerinin yamacıları hep Türklerle meskündür. Onlara e, Golan Türkmenleri derler. Golan Türkmenleri kışın orada yaşıyorlar. Şimdi İsrail Filistin arasındaki evet, kalan meşhur. Yer. Yazın Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da çok vardır Golan, Golan, Şam köyleri. Musul. Musul havalesinde havalisinde çok eski, öteden bir Türkler yaşıyor. Oranın Türkmenleri kalkıyorlar oradan. Kışın oradalar. Yazın. Tabi çok sıcak oluyor. Koyunlar sıcakta yaşayamaz. E, Doğu Anadolu'nun batısına Sivas, Erzincan, ee, Koyulhisar. Ve biraz da besin bulabilmesi evet, lazım. Tabii. Yani. yayla lazım, evet, ot, lazım. ot onlar lazım. Onlar için su lazım. Sulu yerler lazım. Şimdi zaten ee, Osmanlı vatandaşlarının çoğu akışkanlık içinde, devamlı, muntazam akışkanlık. Hı hı. Bunu İran'da da görebiliriz. İran'da da böyle. Yani güneyden kuzeye, kuzeyden güneye böyle devamlı. Afganistan'da da böyle. Ama bizim topraklarımız burası. Ama bu tabiatla alakalı tabiatla bir şey. Biraz alakalı. önce başında söylediğimiz Tabiat mecburiyet. Tabiat ve tarihi ananeler. Adamın tarihi ananesi bu. Şimdi Osmanlı Devleti e, bunları yerleştirmek istiyor. Öteden beri. Yerleşik hayatı geçsinler. Göçebe istemiyor. Hiç değilse yarı göçebe olun diyor. Bir köyde oturun. Yazları gene yaylaya gidin. Ama ne olursunuz bir yerde yerleşin. E, Bunu da istemiyorlar tabii ki. Hmm. Bu halkla idarecileri zaman içinde ciddi karşı karşıya getirmiştir. Ve e, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren, ondan öncesinde var ama bu göçebelerin razı edilerek, yarı razı edilerek bazen zorla iskan edildiğini görüyoruz. Nevşehirli e damat İbrahim Paşa zamanı, Lale Devri'nde ciddi bir iskan faaliyeti var. Sultan 3. Ahmet, Sultan 2. Mustafa, bilhassa Suriye, Irak Türkmeninin gerek bulundukları yerlere, gerek Anadolu'ya zorla yerleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Türkmenler buna ciddi mukavemet gösteriyorlar. 50 sene sürüyor mücadele. 50 sene evet, boyunca. Kaçıyorlar, dağılıyorlar, isyan ediyorlar, savaş, muharebe, hayır istemiyoruz yerleşmek. Sonunda boyun eğiyorlar ve e, yarı göçe bir hayata razı Senin oluyorlar. Senin içinde iki aşağı yukarı iki jenerasyon değişiyor yönetimde evet. baktığınız zaman. Artık demek bıkıyorlar. ki bakıyorlar. Evet. Düşünün ben arşivlerde bunu takip edebiliyorsunuz. Filanca Türkmenler diyor. Şurada göründüler. Hemen kadılara emir verin. Şuraya Sonra bakıyorsunuz şu Çankırı'da görüldü. Sonra bakıyor Afyon'da görüldüler. Devamlı geziyorlar. Hmm. Yani yakalamasın kendini. Ama bir taraftan da tabii yani hayvanlarla Hayvanları var. Çok Kolay, zor. Akıl alacak şey. iş Kolay değil. bir şey değil. İşte iç batı Anadolu. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Denizli Orta Anadolu'nun tamamına yakını ee, hatta bu Çankırı, Çorum, Havalileri Tokat, oradan alın Sivas bunların hepsi işte bu lale devri Kanun Sultan Süleyman'dan itibaren başlayan Lale ile ciddi manada neticelenen bir iskan e, hadisesinin neticesidir. Buranın halkına, ki bunlara Türkmen derler, e, 1700'lerin başında buralara iskan edilmiş Türkmenlerdir. Ve bunlar yarı göçebe hayatını devam, bir köye yerleşiyor. Ve zamanla ziraate başlıyor, devletin istediği bu. Ama ziraat yapsın, buraları hmm. eksin bilsin. Yine yani koyun beslesin diyor. Ama ziraat yapsın, başka yere gitmesin. Yaylalar tespit ediliyor. Bunların ellerine ferman veriliyor. Siz filanca köyde oturun, bu yayla sizin. Başkası çıkmayacak oraya. E, böyle Onların de, da herhalde artık şey oluyor hani, evet. Ama biraz da konforlu geliyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen bir müddet sonra da yerleşik evet. hayatın tadını alıyorlar. E, bu hayatın dönüşümüne dair enteresan hadiseler vardır. Mesela baba koyuncu oğlu dükkan açıyor, baba oğluna sitemde bulunuyor. Sen şu e, güzel gözlü koyunları bırakıp da çapıt satmaya nasıl tenezzül hmm. edersin diyor. Hmm. Yani koyun beslemek çok soylu bir iştir. Şimdi insanlar bunu küçük görüyor ama hmm. yani koyunculuk bir de em, İslamiyet'in çobanlık, de övdüğü bir, bir şeydi ve Türklerin düşün Hun, Hun Türkleri. En eski Türkler Hunlar. Evet. İsmi koyun. Evet. Koyundan geliyor evet. Hun. Koyun onların en kıymetli varlığıdır. Ondan sonra e, bütün armalarında bile koyun şeysi var. Ve o kadar enteresan bir hayvan ki koyun. O kadar güzel bir hayvan ki şu anda mesela Belki alakasız olacak ama uzmanlar diyor ki bulabiliyorsanız mutlaka koyun eti yiyin. Çünkü e, ne kadar GDO'lu besinle beslenirse beslensin vücudunda tutmayıp bunu atan tek hayvan koyun. Evet. Ne kadar enteresan. Koyun boşuna e, değilmiş İslamiz yani. övdüğü bir hayvandır. Bir hayvan düşünün ki her şeyi faydalı. Affedersiniz gübresi bile en faydalı gübredir. Evet. İkincisi insanların da koyun tabiatlı olması tavsiye ediliyor. Bu da koyun yani biz de şimdi koyun gibi deyince hani her söze gider öyle değil. Koyun munistir, geçimlidir, hiç eziyet vermez ve her şeyinden insan istifade eder. İnsan öyle olmalı ki herkes ondan istifade Yani koyun tavsiye edilir bu cihetle. Üçüncüsü ecdadımız koyun etini sevmiş. Sığır eti sadece hastalara verilmiş. Daha önce bunu konuşmuştuk. Koyun eti değilse zaten onu etten saymamışlar. Biraz yağlıdır ama ama koyun eti çok dediğiniz gibi sizin ...faydeli... Ve dediğiniz gibi e, harici şeylerin kolay kolay barınamadığı bir et. Diğeri gibi değil. değil. Diğeri gibi değil. Onun için e, hakikaten... Bu işi e, yapan da zor yapıyor ama demek ki e, o zamandan beri... Koyunculuk belli. zor. Ben çok çünkü Anadolu'da gördüm. Koyunculuğu bırakıp e, sığır beslemeye geçtiler. Sığır daha kolay. Sığırı kapatıyorsunuz. Otlatmak kolay. E, besicilik kolay. Ama koyun öyle değil. Evet. Koyun mutlaka yaylaya gitmek ister. Devamlı bir yerde kapalı koyunu barındıramazsınız. Barındırırsanız randıman alamazsınız. Evet. Yani 12 ay koyun bir yerde kapalı beslersiniz ama o koyun koyuna benzemez. Sığır öyle değil. Sığır, Sığır. ama koyun mutlaka yayla istiyor. Mutlaka ot istiyor. Daha karakterize bir hayvan. Daha karakterize. <laughs> ota göre etinin Kokusu evet. değişir. Mesela eskiden filanca yerin e, koyundan al derlerdi. Çünkü oradaki otlar çok daha güzel kokulu. Peşmekence yerde mesela daha kötü kokan otlar var. O bile etin şeyine... Eti sütü etkiliyor. İşte ecdadımız koyun seviyor. Onun için ister istemez göçebelik. Şimdi bu e, mecburi iskem. Bir de Osmanlı Devleti'nin ta kurulduğundan beri, Selçuklular'dan beri gelen bir kolonizasyonu var. Fethettikleri yeri Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak. Bunu ırkçı manada düşünmeyin. Yani orayı vatan edinmek, orada bir sistem kurmak olarak düşünün. Yani yerli halkı sürmek diye bir şey mevzu bahis değil. Boş kalan köylere insan yerleştirecek. Nasıl yapıyor bunu? Onu da şöyle yapıyor. Nerede bir nüfus yoğunluğu varsa, bu nüfus yoğunluğu şehirler olabilir veya bir mıntık olabilir. Oradaki halkı dağıtıyor. Rumeli'ye yerleştiriyor. Anadolu'ya yerleştiriyor. Mesela Osmanlı için söylüyorum. Balıkesir. Trabzon, Amasya, Sivas, e, Kütahya, Konya bunlar nüfus yoğunluğu olduğu yerler. Neden? Çünkü bunlar eski beyliklerin merkezi. Beylik merkezlerine yakın yerlerdi. Osmanlı buradaki halkı siz buraya fazlasınız diyor. Bana Rumeli'de adam lazım diyor. Rumeli'ye götürüyor. Bir de bunun emniyet sebebi var. Yani e, Anadolu Birliği kurulurken ortadan kaldırılmış beyliklerin merkezlerinde... ...fazla nüfus olsun istemiyor... ...Konya gibi... ...orada tekrar bir hareketlilik olabilir diye düşünüyorum... ...şehzadeleri ümmetle tayin ediyor... ...Manisa öyledir mesela... Amasya. ...Konya, Amasya... ...oraları şehzade tayin ediyor ki... ...kolay kolay orada şey olmasın... ...bu halkı... ...ya Anadolu'nun içine yayıyor... ...boşalan yerlere... ...veya Rumeli'ye geçiriyor... ...özellikle de sanki... ...biraz suyun öbür tarafına değil mi? İşte bu Konyarlık var... ...onu başka bir programda anlatırız... ...Rumeli'ye geçiş... ...bunlara bir takım imkanlar tanıyor eee imtiyazlar veriyor. Vergi muafiyeti tanıyor. Askerlik muafiyeti tanıyor. İlaveli imkan yer veriyor. Gidin yerleşin diye. Tabii bunları da bir kısmı istemiyorlar. Yani hepsi de buna razı değiller. Yani çünkü insana bir şey zorla yaptırırsa iyi bile olsa istemiyor. Evet. Alıştığı yerden ayrılmak istemiyor. Bu da haklılar. Devlet bazen zor kullanmış. Kimlere? Yani bu Bazen bazen böyle isim isim de evet. telaffuz ediyoruz. Şöyle e, ailelerden zorla yerleştirdikleri olduğu gibi evet. Bu aşiretlerden de zorla götürdükleri var. Bir de e, bir şekilde bir suça karışmış. Buradaki suçtan kastım böyle adi suçlar değil. Bir isyan hareketi veya birbirleriyle savaşma olmuş falan. Devlet bunu fırsat bilmiş, bahane bilmiş. Suç işlediğiniz sizin cezanız Rumeli'ye yerleştirmek. Sürgün gibi mi yapmış? Sürgün ama nimet olmuş evet. onlar için. Bir daha da dönememişler. Yani mecbur kalana kadar dönmemişler. Evet. Rumeli çok güzel bir toprak. Bunlara Konya derler. Sebebi şu. İlk yerleştirenler Konya'dan gittiği için Konyalı manasını Konya ama şimdi Konya dediğimiz zaman Konya değil, Aksaray, Nide, Kırşehir, Nevşehir, Antalya, Antalya'nın bir kısmı, Mersin, bunların hepsi Sparta, Burdur, hepsi Konya'ya dahil. Çok büyük bir topraktan bahsediyoruz. Yani sadece Konya çok değil. Da, yani mutlaka çok çalışkan insanlardır orada o toprakların bir topraklarda. Çok yoğun ve evet. Selçuklu Sultanlığının merkezi olduğu için medeniydiler bunlar aynı zamanda. Bunlar Rumi, ve de dini e, e, şimdi göçebelerde... din duygusu biraz zayıf olur. Görgü de zayıf olur. Yani Osmanlı biraz da oraya yani medeniyet götürmek istiyor. Balkanlar çok gayrimedeni bir yerler. Hı hı. Şimdi millet belki anlamayacak ama yani Balkan milletleri Sırplar, Bulgarlar falan o zaman biraz da tabii yani vahşi kimsesi Çok kelimesi... vahşiydiler, vahşiydiler. Doğru yani vahşiydi. mudur bilmiyorum Köyler ama. Tabii, vahşiydiler. Yani pek çok şeyi Türklerden öğrendiler. Burası bir hakikaten. Sonra Türkleri geçti ayrı mesele ama yani çok vahşiydiler. Bu Anadolu'dan giden Türkler, ekserisi Türk, Türk olmayanlar da var, ekserisi Türk. Onlar da hani Türkler arasında Türkleştiler. Ee, buraya medeniyet götürdüler. Onun için bunların biraz görgülü görenekli olanlarını seçti ve ee, dindar olanlarını yani dinini bilenlerini seçti. Zaten İskan ve sonra giden herkese mesela Balıkesir'den de çok göçürdü. ...Karesi Beyliği'nin merkezi. Hı. Manisa'dan çok göçürdü. Saruhan Beyliği'nin merkezi. Menteşe'den çok göçürdü. Menteşe yani Muğla'dan Menteşe Beyliği'nin merkezi. Hepsine Konya dediler. Arkadan gelenler. Bu memleket kime sorsanız bizim aslımız Konya'dan geliyormuş. Hayır, sen Balıkesir'den geldin... Hı. Konya değil. Ama sen Ama öyle zannediyorsun... ...ama etmek çok zor çok şu anda. Çok im 500 sene. Hı. Yani bu o kadar çok istila, o kadar çok yangın Hayır, harabiyet görmüş değil. ki bilemez. Ama böyle bir e, şey, Ha olmayan da vardı. Rumeli'de yukarıdan gelen Türkler de var. E, Silistre falan Türkler yukarıdan gelme Anadolu'dan gitmedi. Şimdi bu isken hareketiyle buralarda köyler kuruldu. Bu köyler de e, hem bu Türkmen aşiretlerinin hem bunlarla giden işte hocaların tarikat e, reislerinin ki bunların ekserisi. onlar da özellikle götürmüş değil tabii, mi? Tabii tabii her Onları. şehirde mutlaka bir tarikat. Çünkü tarikat oradaki şimdi hocalar her, her zaman bunu yapamaz. Çünkü hoca bir mabedin e, bir meselidir. Mabed Müslümanlara hitap eder. Ama bu tekkeler mesela yemek dağıtımı işleri, hasta bakıcılık. ...gibi işleri yaptığı için... Bir de insanların o zaman sosyal yaşayacak çok fazla yeri de yok... yok. ...yani camiden çıkıyor, buraya gidiyor... ...belki bir şey soruyor, bir şey öğreniyor... Aynen. ...bir iş yapıyor... Cemiyet nizamını kurmakta ve orada yaşayan gayrimüslimlerle... ...temasta bunlar çok mühim rol oynamışlar... Venedik'in bu tekkeler sayesinde... ...Bulgarlardan Müslüman olan... E, boşnakla, ...Hırvatlardan Müslüman... ...ki Boşnak diyoruz, hı hı. Arnavutlardan Müslüman olan... ...çok sayıda insan vardı, Rumlardan Müslüman olanlar var... ...haddi hesabı yok... ...patriot derler onlara... ...yani hı hı. dönme demektir... Ee, makedonlardan Müslüman olanlar var torbeş derler Türk peş demek zaten Türk'ün peşinden gider... pomak zaten peşinden giden demek yardımcı demek Bulgarca bu tekkelerin çok ehemmiyetli rolü var İşte bu Osmanlı nüfus siyasetinin kolonizasyonun ciddi tesirleridir Ondan sonra bu e, hareketlilik Osmanlı'da her zaman devam etmiş hı hı. Osmanlıda yıkılana kadar devam etmiş ama son yıllardaki nüfus hareketleri çok daha farklı bir e, sebepledir. Yani Rumeli'nin Kafkasların istilası sebebiyle Anadolu'ya olan geriye. ve Anadolu'nun e, yerli halkı olan Rum ve Ermenilerin de buna reaksiyon olarak tehcir edilmesi çok farklı bir maksat ve şekilde icra edilmiştir. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bu için. ederim. için. Tekrar görüşmek üzere.